bu havalarda, bu puan durumunda seni kimse itmeyecek. Yani Marco sana bağırmaması, kimsenin de kimseyi itmesine gerek olmasın. Kendinizi itip ben buraya çıktım, ısınmanın ilk adımını da beraber attım. O dakikaya da kalabilirim. Bidi! Üçüncüsü! Dokuz! Bravo be! O ne? Sistem anlamında da oyuncular taktik disipline de uyarak ve özellikle onlara buradan teşekkür ediyorum. Şu haftaya kadar o kadar ciddi, o kadar konsantre bir şekilde Altay'ı temsil ettiler ki birçok probleme rağmen ödemelerle alakalı, işte taraftarın aldığı cezalarla alakalı neredeyse bu sezon hiç taraftarla maç oynamadık gibi bir şey. İç sahada avantajını hiçbir zaman kullanamadık. Çok kritik maçlarda kırmızı kartlarla birer saat nereden baksanız eksik oynadık. Ona rağmen bu karakterli oyuncu grubu bu takımı şu özellikle şu iki hafta öncesinden ligde bizi puan olarak avantajlı hale getirip ligi bitirmeleri gerçekten iftihara şayan. Yani gurur duyuyoruz onlarla. Çünkü zor dönemlerde başarılı olmak daha keyifli, daha lezzetli. Biz şu an o keyfi yaşıyoruz. Geriye bir tane amacımız kaldı. Marco gibi elimizde gol kralı daha önce defalarca olan, bu sezonda olma ihtimali çok yüksek olan arkadaşımızı yine kral olarak sezonu bitirmesini sağlarsak bizim için bir sevinç daha olacak. Hadi Marco! Geçen sene düşme ihtimalimizin yükseldiği haftalarda şöyle bir strateji izledik biz. Transfer yasağımızdan dolayı U16, U17 ve U19'daki yetenekli oyuncuları tek grup altında toplayıp onlara oynadığımız sistemi, işte bu ligde nasıl oynanır ya da işte A takıma kimi kazandırabiliriz ya da kampa kimi götürebiliriz diye böyle bir elit grup kurduk. Bu elit grup da meyvelerini vermeye başladı açıkçası. Bu yaptığımız 6-7 içeriden yaptığımız transferin birçoğunu oradan yaptık. Şimdi o grup hala daha devam ediyor. Bir sene sonra, onlar da iki sene sonra Altay formasını giyip Altay'ı bu liglerde temsil edebilecek duruma gelecekler. Güzel bir proje oldu. Oyuncular gelişmeye devam ediyor. Onlar gelişirken de onları A takıma nasıl kazandırabiliriz, onların yollarını arıyoruz.